Merhaba kitap severler. Bugün sizlere Sebahattin Ali ve onun çok meşhur romanı ile ilgili görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Sebahattin Ali 1907 Gümülcine doğumlu, asker kökenli bir babanın oğlu. Annesi küçük yaşta evlenmiş. Annesi 16 yaşında evlendiği zaman babasından 14 yaş küçükmüş. Tabii bu evlilik annesine büyük bir ihtimalle biraz ağır gelmiş ve Sebahattin Ali'nin annesi sinirsel bazı rahatsızlıklar geçirmiş. Sebahattin Ali bu ortamda büyümüş. Babası Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında genellikle Balkanlar ve Ege bölgesinde görev yapmış. Benim bildiğim kadarıyla Balıkesir, bugünkü adıyla Necati Bey Eğitim Fakültesi, o zamanlarda muallim mektebiymiş. Sabahattin Ali orada eğitim görüyor. Son yıl oradan ayrılarak İstanbul'a muallim mektebine gidiyor. Oradan mezun oluyor. 1927 yılında mezun olur olmaz Yozgat'a tayini çıkıyor. Tabii Yozgat'ta aradığını bulamıyor. Çünkü işte bir Anadolu şehri. O biraz daha böyle araştıran, bilgilerini paylaşan, daha doğrusu zaman zaman da kendini geliştirmek için araştırma yapan bir yazar. Orada sadece öğretmenlik yapmak ona yeterli gelmiyor. Okul kapanır kapanmaz Ankara'dan geçerken tayin yollarını araştırır, bakanlığa gider. Bakanlıkta yurt dışına öğrenci gönderildiğini öğrenince o da yazılır, sınavlarda başarılı olur ve Almanya'ya gider. Şimdi Sebahattin Ali'nin bu Almanya'ya gidiş öncesi ve gidiş sonrası dünya görüşünü İncelersek Almanya'ya gidene kadar biraz daha milliyetçi bir çizgisi var. Tanıştığı, görüştüğü insanlar, işte Nihal Atsız'a kadar, Berthel Naili Borotam'a kadar bu insanlarla görüşüyor. Onlarla arkadaşlığı var. Yani 1926 yılında Çağlayan dergisine gönderdiği Abdülkadir Geylani'ye olan sevgisini ifade eden şiirleri var. O yıllarda biraz daha tasavvufa yakın, biraz daha milliyetçi bir çizgisi var. Almanya'ya gittikten sonra orada kaldığı, aslında normalde 2+2 4 yıllık bir program var ama 1,5 yıl kalabiliyor orada öğrendiğimiz kadarıyla. Burada benim kişisel tahminime göre işte gerek Bolşevik ihtilalini yapan, gerekse Rus edebiyatının temel taşlarını oluşturan büyük yazarların çevirileri neticesinde dünya görüşünde değişiklikler oluyor. Yani o zamanın da modası olan sosyalizme karşı bir ilgi duyuyor. Onlarla alakalı kitapları okudukça dünya görüşü değişiyor. Zaten Türkiye'ye de geldiği zaman işte Nazım Hikmetler'le tanışıyor. Onlarla arkadaşlık ediyor. Yani dünya görüşü de bu şekilde bir değişiklik olur. Yazılarına da bu yansıyor. Türkiye'ye geldiği zaman bu değişimi Sezen Nihal Atsız buna tabii çok bozuluyor. Onun yazılarını gördükçe, arkadaşlık ettiği kişileri gördükçe buna bozuluyor, üzülüyor. Onu uyaran yazılar yazıyor. Bu durum gittikçe bir kavgaya dönüşüyor. Aralarında yani bizim büyük anlamda adlandırdığımız sağcılık, solculuk gibi fikir ayrılıkları sanki bana göre o yıllarda başlamış. Nihal Atsız aşırı milliyetçi bir çizgisi var. Ama Sebahattin Ali anladığım kadarıyla Almanya'da özellikle Almanların yabancılara karşı, özellikle Alman öğrencilerin yabancılara karşı uyguladıkları ırkçı politikadan dolayı ırkçılığı, koyu milliyetçiliği benimsememiş. Orada hatta Almanlarla, Alman öğrencilerle kavga ettiğinden dolayı daha erken Türkiye'ye geldiği konusunda görüşler var. Sonra Türkiye'ye geldikten sonra tekrar öğretmen olarak, Almanca öğretmen olarak Aydın'a tayini çıkar. Burada tabii fikirlerini, görüşlerini anlatma durumunda kime anlatacak? İşte yakını olan öğrencilerine. Daha sonra bu tabii şikayet konusu oluyor. Sebahattin Ali komünizm provokansı yapıyor diye duyuluyor. İşte soruşturmalar geçiriyor. Mahkumiyetler alıyor.
sıkıntılı bir dönemin içine giriyor. En büyük sıkıntı da aslında bir romanını tefrika ettirdiği matbaadan parasını alamadığı için bu matbaa sahibiyle aralarında sürtüşme oluyor. Bu matbaanın sahibinin de Cemal Kutay olduğu söyleniyor. Cemal Kutay, Sabahattin Ali'nin bu fikirlerini bildiği için zaman zaman bu konuşmalarından bazılarını şikayet konusu yapıyor. Aralarında onların da bir sürtüşme var. En sonunda bir mecliste okuduğu bir şiirde otoriteyi eleştirdiği, İnönü veya Atatürk aleyhinde bir şiir okuduğu konusunda iddialardan sonra tekrar mahkemelere düşüyor. Ve bu mahkeme sonucunda bir yıl mahkumiyet alıyor. Bu kötü bir durum. Çünkü bir yıl mahkum olursan öğretmenliğin de elinden alınacak. Sabahattin Ali buna çok üzülüyor. Konya'da bir süre yattıktan sonra oradan da Sinop cezaevine gönderiliyor ki Sinop cezaevinde yazdıkları hala günümüzde şarkı olarak dinlediğimiz Aldırma Gönül gibi şiirler orada yazılmış. İşte Sinop cezaevinde yazdığı birçok şiir şarkı olarak bestelenmiş ve hala dillerde dolaşıyor. Mektup yazıyor. Ben bu mektubu internet ortamında da bizzat gördüm. Yani onun ismini anmadığını, ona hakaret etmediğini, gereksiz bir mahkumiyet aldığını yazıyor, affını istiyor. Zaten tam bir yıl doğmadan son 4 ay yani 8. ayda Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yılı münasebetiyle genel bir af çıkıyor. Bu af sayesinde Sabahattin Ali serbest kalıyor. Ama tabii memuriyeti elinden aldığı için yine boşta, sıkıntılı, üzüntülü. Kalemden başka yapacak pek bir işi yok yani kalem erbabı. Bu dönemde Milli Eğitim'e tekrar giderek yardım talebinde bulunuyor, memur olmak istediğini söylüyor. Tabii orada diyorlar ki yani senin biraz böyle bu yaptıklarından sıkıntılar var. Senin artık bu kafa yapını değiştirene dair bir belgemiz, otoriteye, Atatürk'e karşı bir olumsuz görüşün olmadığını belgelemen lazım. Ne yapayım diyor. İşte yaz diyorlar. Yani o da anlıyor ne demek istediklerini. Benim aşkım diye bir şiir yazıyor. Bu şiir Varlık Dergisi'nde de yayınlanıyor. İşte Atatürk'e Sabahattin Ali artık değişti. Bakın sizin için de bir şiir yazdı deniyor. Rivayetler öyle. Daha sonra da dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'le de arası iyi. Bir şekilde tekrar Milli Eğitim'de ona görev veriliyor. Hatta Türk Dil Kurumu'nun da denetiminde veya işte Türk Dil Kurumu'nda da zaman zaman ona işler düşüyor. Bu tabii Nihal Atsız'ın da kulağına gidiyor. Nihal Atsız bundan son derece rahatsız oluyor. Dönemin Başbakanı Şükrü Saracoğlu her toplantıda Türklükten, Türk milliyetçiliğinden dem vururken o da diyor ki yani siz milliyetçilikten, Türkçülükten dem vuruyorsunuz ama Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyeti ne hale getirdiniz? Bütün devlet dairelerini komünistlere doldurdunuz şeklinde. Kendi çıkardığı dergilerde bunları Başbakan'a açık mektup şeklinde yazıyor. Tabii bu sıkıntılı bir dönem oluyor. Yani bir 19 Mayıs konuşmasında İnönü bu durumu bizzat dile getirerek bunun yanlış olduğunu söylemeye çalışıyor. Tabii Nihal Atsız ve grubu bunu biraz daha dillendirince büyük bir miting meydana geliyor. Hükümet de bunu sanki hükümeti devirmeye yönelik bir eylem olarak adlandırıyor. Ve Nihal Atsız ve arkadaşlar da zaten bildiğimiz o dönemde tutuklanıyor. Tabutluk dediklerimiz yerlere koyuluyor. Bu da tabii sonuçta Sabahattin Ali Milli Eğitim'de yine bir görev alıyor. Nihal Atsız rahat durmuyor. Aralarında yapılan yazışmalar sonucunda bunlar mahkemelik oluyor. Bu olayların sonunda Sabahattin Ali tekrar görevden alınıyor. Nihal Atsız'ların bir hapis süreci var. Bu karışık durumdan sonra hapisten çıksa da Sabahattin Ali memuriyeti elinden alınıyor. Ne yapayım Sabahattin Ali o dönemde çıkan Markok Paşa dergisine siyasi bir dergi yazılar yazmaya çalışıyor. Bu zorlu dönemde Sabahattin Ali Aziz Nesinler, Rıfat Ilgazlar'la birlikte Marco Paşa dergisini çıkarırlar. Bu dergi de otorite tarafından sık sık kapatılır.
dergi çok değişik isimlerle hayatını devam ettirmeye çalışır. Marco Paşa, işte daha sonra kapatıldıktan sonra ikinciyi açılırken Malum Paşa oluyor. Daha sonra Merhum Paşa adını alıyor, Öküz Paşa adını alıyor. Ama bunlar tabii ki o dönemki otoriteyi eleştiren dergiler. Bu yazdıklarından dolayı Sabahattin Ali yine 1948 yılında 3 aylık bir mahkumiyet yattıktan sonra bakıyor ki Türkiye'de bu işlerin olması, düzelmesi mümkün değil. En iyisi ben yurt dışına gideyim diye düşünüyor. Tabii bu yurt dışına gitme olayı biraz kolay olmuyor. Bu arada nakliye işi için, hayatını idame ettirmek için bir işte vasıta aldı veya kamyon aldığı söyleniyor. İlk önce Suriye tarafına yurt dışına çıkmaya çalışıyor. Olmuyor. Tekrar bu tarafa yöneliyor. Daha iyi bildiği bu Balkanlar bölgesinden, Bulgaristan sınırından çıkmak isterken Ali Ertekin isminde birisi ona yardımcı olacağını söylüyor. Onun istihbaratla bağlantısı olduğu, emekli bir güvenlik görevlisi olduğu biliniyor. Ama daha sonra bu insanları yurt dışına kaçırma işlerine bulaşan bir çete gibi. O dönem çok karışık tabii. Sabahattin Ali sınırda 6 ay sonra ölü bulunuyor. Baştan teşhis edilemiyor. Daha sonra eşyaları falan orada bulunduğu için tamam bu Sabahattin Ali'dir deniyor. Ailesine bildiriliyor. Tabii ailesi buna pek inanamıyor. Günün birinde tekrar Sabahattin Ali'nin bir yerden çıkıp geleceğini düşünüyorlar. Ama maalesef bunların hiçbirisi gerçekleşmiyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla Sabahattin Ali 1928'de gittiği Almanya'da oradaki teknolojik gelişmeleri de keşfediyor. Özellikle bu fotoğraf makineleri onun çok ilgisini çekiyor döndüğü zaman. Oradan getirdiği bir fotoğraf makinesi de var ve uzun yıllar bu fotoğraf makinesiyle fotoğraflar çekiyor. Zaten bu kadar yaygın olması, fotoğrafların bu kadar yaygın olması onun Almanya'dan getirdiği fotoğraf makinesinden kaynaklanıyor. Zaten bu fotoğraflara baktığınız zaman Sabahattin Ali'nin de yani Atatürk gibi kendine çok dikkat ettiği, giyimine, kuşamına çok dikkat ettiği görülür. Yani onun böyle saçlı, sakallı, pejmürde bir fotoğrafını göremiyorsun. Tabii bu yaşantı farklı çerçevelerden değerlendirilebilir. Kimisi bu yaşantıyı burjuva gibi bir yaşantıya benzetiyor. Ama kendisine saygılı olan Sabahattin Ali bence böyle medeni bir insan gibi yaşamayı tercih etmiştir. Zaten çok değişik fikirler ile yoğrulmuş. Yani dedim ya Abdülkadir Geylani'yi de araştırmış. Milliyetçiliği de araştırmış. Sosyalizmi de araştırmış. Bunların bir sentezini yaparken Avrupa'da medeni insanların yaşantılarını da gözlemiş. Yaşantı olarak da böyle bir medeni insan yaşantısı var fotoğraflarında. Dediğim gibi onun böyle hiç böyle sakallı, kendine özen göstermediği bir fotoğrafını, kılık kıyafetinin düzgün olmadığı bir fotoğrafını görmemiz evet, sonuçta mümkün değil. Sabahattin Ali 1948 yılının 2 Nisan'ında öldürülüyor. 5-6 ay sonra da cesedi ailesine bildiriliyor. Böyle bir karanlık dönem. Ama Sabahattin Ali dediğim gibi 1944 ve 48 yıllarındaki Bakanlar Kurulu kararının getirdiği yasaklardan sonra eserleri hiçbir yerde basılmıyor. 1965 yılında çıkan bir af neticesinde kitapları tekrar basılmaya başlanıyor. Sabahattin Ali'nin esas dönüşümü 1997 yılında Yapı Kredi Bankası'nın telif haklarını kabul ederek onun kitaplarına basmasıyla başlıyor. Kürt Mantolu Madonna'nın 90'ın üzerinde baskı yaptığı ve toplam kitaplarının 5 milyon civarında basıldığı söyleniyor benim araştırdığım kadarıyla. Biz buradan bunları bırakalım gelelim. Asıl konumuz Kürk Mantolu Madonna'ya. Kürk Mantolu Madonna niye bu kadar tutuldu, niye bu kadar sevildi? Aradan 70 yıl geçmesine rağmen Sabahattin Ali tekrar gündeme geldi. Bunda tabii 100 temel esere, onun bir eserinin seçilmesinin de etkili olduğunu düşünüyorum. Kuyucaklı Yusuf 100 temel esere seçildi. Daha sonra Sabahattin Ali tekrar gündeme geldi. Aslında telifi kalktığı için de birçok yayın evi onun kitaplarını bastı ama bundan önce de yani bu teliften önce de Sabahattin Ali yine Türkiye'de çok okunan yazarlar arasında yerini almıştı.
Kürk Mantolu Madonna Sabahattin Ali'nin Almanya'da geçirdiği süreçte yaşadığı bir aşktan kurgulanmış iddiaları var. Olabilir, bence de olabilir. Bir de tabii Sabahattin Ali birikimlerini derleyip toplayıp bir roman meydana getirirken okuduğu kitaplardan da etkilendiğini düşünüyorum. Evet. Biz gelelim Kürk Mantolu Madonna'ya. Kürk Mantolu Madonna Sabahattin Ali'nin Almanya'da yaşadığı dönemde başından geçen bir aşktan kurgulandığı söyleniyor. Bunun gerçeklik payı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Sabahattin Ali'nin o dönemde Almanya'da arkadaşı ettiği Maria isimli bir bayan var. Orada yaşadıklarını Kürk Mantolu Madonna'ya kurgulamış gibi görünüyor. Burada kitaba bakarsak anlatıcı durumundaki Rasim Ankara'da işsiz, sokak arada dolaşırken eski okul arkadaşlarından birisine rastlıyor. Arkadaşı çalıştığı yerde ona iş bulabileceğini söylüyor. Daha sonra da Rasim bu iş yerinde çalışırken Raif Efendi adında, tıpkı o Gogol'un Palto hikayesindeki Akakievich gibi hiç sıradan basit bir insan olan Raif Efendi'yi gözlüyor, dikkatini çekiyor. Yani herkes gülüp oynarken, şakalaşırken, neşe içinde işlerini yürütürken o içine kapanmış, kimseyle fazla irtibatı olmayan, sadece işine gidip gelen zavallı bir insan gibi. Yani ona kimse pek fazla değer vermiyor. Kendi kabına çekilmiş. Bu tabii Rasim'in dikkatini Raif çekiyor. Efendi. Çok hastalanıyor. İşte arkadaşına diyor ki benim çekmecemde birkaç eşyam vardı. Onları bana getirir misin ölüm döşeğindeyken? Rasim de onun çekmecesindeki eşyaları alırken çekmecenin dip tarafında ciltli bir defter gözüne çarpıyor. Onu da getiriyor. Eşyaları verdikten sonra şöyle defteri bir gözden geçirip bu ne olacak deyince Raif Efendi onu lütfen yakar mısın diyor. O da rica ediyor, ya yakmayın, ben bir neler yazmışsın görmek istiyorum diyor. Çok gönüllü olmasa da Raif Efendi kabul ediyor bunu ve o gece de ölüyor. Ondan sonra roman aslında bu günlüğün Günlük. anlattımıyla de devam ediyor. Bu anlatılan anlar Şu Ege bölgesinde Raif yaşayan zengin bir zeytin tüccarının oğludur. Babası bu karışıklıktan dolayı oğlunun başına bir hal gelmesin, biraz da kendi işlerini daha ilerletsin düşüncesiyle onu Avrupa'ya, yani Almanya'ya gönderiyor. Bir derdi de Almanya'da sabun fabrikalarını araştırıp Türkiye'ye gelip böyle bir fabrika kurması için oğlunun gözlem yapmasını istiyor. Sonuçta Raif o zaman genç, Almanya'ya gittiği zaman biraz baba parasını yiyen, orada burada gezen bir genç görüntüsünde. İşte bu dönemde Kürk Mantolu Madonna ile tanışıyor. Kürk Mantolu Madonna biraz daha serbest Avrupalı bir bayan. Rasim de tabii Türkiye'de böyle bir yaşantı görmemiş. Yaşı genç, para var. İşte burada bir şekilde kendi aralarında bir aşk yaşıyor. Bu aşk günlükte anlatılmış. Burada tabii anlatıcı şaşırıyor, vay be diyor. Sen neymişin Raif abi gibilerde. Roman tabii çok ilginç olduğu için çok tutuluyor. Burada sıradan bir insanın hayatını anlatmaktan ziyade sıradan bir insanın hayatını edebi bir şekilde ifade etmek, duygularını aktarmak bence çok önemli. Bu yüzden bu roman çok tuttu. Yani Orhan Gencebay'ın dediği gibi, nerede boynu bükük bir garip görsen hor görme, kim bilir ne derdi vardır, onu bu hallere bir koyan vardır, belki benim gibi sevdiği vardır şeklinde bir şarkısı vardı. İşte Raif Efendi de böyle. Romanda aslında her insanın bir roman konusu olacak kadar yaşanmışlıkları olabileceğini vurguluyor. Tabii çok güzel bir edebi dille anlatıldığı için günümüzde son 10 yılda en çok satanlar arasında yerini aldı. Yani ben bu romanı herkesin okumasını Tavsiye tavsiye ederim. ediyorum. Kitapları, telif hakları yasağı kalktıktan sonra birçok yayın evi tarafından basıldı ve piyasa Sabahattin Ali kitaplarına doydu. Ben Kürk Mantolu Madonna hakkında görüşlerimi bildirdiğim için sizin de bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Bu konuyla ilgili benim birikimlerim, görüşlerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.